Şimdi iş beyaz dedektörünü kısaca bir tanımlamak gerekiyor. Bundan önceki seminerlerden hatırlarsanız iş beyaz sisteminin bileşenlerinden biri de dedektördü. Yani biz kromatograf sisteminde ayırdığımız eluentleri bir sistemde dedekte etmemiz gerekiyordu. İşte bu sistemde bileşenleri dedeksiyonu yaptığımız kısma da biz HPLC dedektörü diyoruz. Kolondan çıktıktan sonra farklı şekillerde, farklı zamanlarda çıkan bileşikleri tespit etme işlemi görür. Ve dedektörden alınan sinyaller zamana karşı dedektör sinyali olarak kromatogram şeklinde iki boyutlu olarak sunulur. Bazı sistemlerde üç boyutlu çalışabilir. Spektrum alınabilir. Spektrum ve spektroskopi mantığında farklı bir web seminerinde size anlatacağım. Şu an dedektör sinyaline karşı zaman grafiği olan iki boyutlu kromatogramı sağ tarafta şu kısımda görüyorsunuz. Buradan alınan sinyali de biz pik olarak adlandırıyoruz. Ve TR'yi de daha önce geçen haftaki anlatmış olduğumuz kromatograf sisteminde önemli parametrelerden biri olan alıkonma süresi olarak da TR olarak adlandırıyoruz. Bu kolondan eli olup dedektörde pikin tespit zamanı olarak adlandırılabilir. İdeal bir HPLC dedektöründe biz hangi özellikleri arıyoruz? Sağ tarafta görmüş olduğunuz çeşitli sinyaller var. Kısa süreli gürültü, uzun süreli gürültü, drift ve toplam gürültü gibi parametreler var. İdeal HPLC dedektörlerinde biz gürültü seviyesinin olabildiğince minimum olmasını, yani şu sağ tarafta görmüş olduğunuz gürültülü kısmın olabildiğince düz ve olabildiğince çıkıntısız ve düz bir şekilde ilerliyor olmasını isteriz. Yani biz HPLC dedektöründe yüksek hassasiyet, stabilite ve tekrarlanabilirliği arıyoruz. Ayrıca geniş konsantrasyon aralığında da duyarlı olmasını istiyoruz. Yani çok düşük PPM'lerden yüksek PPM'lere kadar biz dedektörümüzün çalışabilmesini ve bu aralıkta da duyarlılık göstermesini arıyoruz. Az önce bahsettiğim önemli parametrelerden biri düşük gürültü seviyesi. Gürültü seviyesi arttıkça dedektörlerde tespit yeteneği azalır. Yani biz düşük konsantrasyonlara indikçe o küçük pikleri gürültü olarak algılarız ve bunları tespit edemeyiz. Onun için dedektörlerde gürültü seviyesi minimumda tutulmalı. Seçerken de buna uygun dedektörler seçilmeli. Basınç ve sıcaklık değişimlerine duyarsız olmalı. Evet, laboratuvar ortamında biz her zaman 24 derece ve sabit basınç olduğunu varsayıyoruz ama ortamlarımız içeride çalışan cihaz sayısına ya da insan sayısına göre bazen artabiliyor sıcaklıklar, bazen de azalabiliyor. Her zaman ideal sıcaklıklarda ve basınçlarda çalışamıyoruz. Onun için sıcaklık değişimlerine karşı duyarsız bir dedektör olması bizim tercihimiz. Tabii en önemlisi yüksek güvenilirlik ve kullanım kolaylığı da dedektör seçerken önemli parametrelerden biri. Tabii bu satın almacıları da biraz ilgilendirir ama biz çalışanları da ilgilendiren bir parametre uygun fiyatlı olmasını da istiyoruz. Uygun fiyat aslında burada uygun fiyattan ziyade optimum fiyat diyebiliriz. Bizim çalışacağımız yönteme göre dedektörün de bir maliyeti olmalı. Yöntemimizin üzerinde bir dedektör kullanmamalıyız ya da altındaki bir dedektör de kullanmamalıyız. Seçerken optimum şartlardaki dedektörü seçmeliyiz. Bu da bize uygun maliyet olarak geri dönüyor. HPLC dedektörlerini biz ikiye ayırıyoruz. Birinci seçici dedektörler, diğeri ise evrensel dedektörler. Seçici dedektörler adı üstünde seçicilik yeteneğine sahip dedektörlerdir. Bunlar hareketli fazın bileşiminden bağımsız olarak moleküllerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine yanıt verirler. Ve ideal olarak mobil fazdan da az önce ettiğim gibi bağımsızdırlar. Yani dedekte ederken mobil faz içerisindeki bileşenleri, molekülleri tespit edebilme yeteneğine sahiptirler. Yaygın olarak kullanılan seçici dedektörler, absorbans dedektörleri, ultraviyole ve görünür bölgede ya ışıma yaparlar veya PDA veya DAT olarak da adlandırılırlar. Floresans dedektörler, elektrokimyasal dedektörler ve kütle dedektörleri seçici dedektörler grubuna girer. Evrensel dedektörler ise az öncekinin tam tersine, çözünen maddenin bazı fiziksel özelliklerinden yalnızca mobil faz ile karıştırıldığında mobil fazdaki farkı ölçer. Yani fiziksel özelliklerinden aslında yararlanırlar burada. Maddeleri mobil fazdan çok fazla ayırt etme yeteneğine sahip değillerdir.
mobil fazın bileşiminden oldukça fazla etkilenirler. Bunların başına refraktif indeks dedektörler, buharlaştırıcı ışık saçılım dedektörleri, evaporatif yani ışık saçılma dedektörleri olarak da adlandırılır. Belirtkenlik dedektörleri bunların başında en yaygın kullanılan geleneksel evrensel dedektörler grubunda adlandırılır. Başlıklar halinde inceleyecek olursak en yaygın kullanılan dedektörleri bir sıraya koydum. Absorbans dedektörler, fluoresans dedektörler, refraktif indeks, elektrokimyasal dedektörler, iletkenlik dedektörleri, optik rotasyon ya da kiral dedektör olarak adlandırdığımız dedektörler, az önce bahsettiğimiz evaporatif ışık saçılma dedektörleri ve son olarak da kütle dedektörleri olarak adlandırılıyor. HPL sisteminde kullanılan yaygın dedektörler olarak. Bunlara ilk dedektörden başlayalım. Ultraviyole ve görünür bölgede absorbans yapan dedektörler kısaca UV visible dedektörler olarak adlandırılıyor. Bu dedektörler maddelerin absorbans yeteneklerinden yararlanarak tayin yaparlar. Ve Lambert bir yasasına göre ölçüm yapıyorlar. Tayin ve tespiti de bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Maddenin absorpladığı ışığı ölçerler. Aslında burada absorpladığı ışıktan ziyade geçirgenliği ölçüyor. Bir sonraki slaytta bunu detaylandıracağım. Bunları 3 başlık altında inceliyoruz. Sabit dalga boylu dedektörler, değişken dalga boylu dedektörler ve fotodiyot array dediğimiz PD olarak da kısaca adlandırılan ya da bazı markalarda DAT, dual array dedektör olarak adlandırılan dedektörleri de biz fotodiyot dizisi dedektörleri olarak söylüyoruz. Sabit dalga boylu dedektörlere bakacak olursak bir tane sağda UV lambamız var. UV lamba belirli bir dalga boyunda ışıma yapıyor. 254 nanometrede ışıma yaptığını varsayalım. Genellikle de sabit dalga boylu dedektörler 254 nanometrede ışıma yapan lambalar seçilerek üretilir. Bunların kullanımı oldukça kolaydır ve ucuz dedektörlerdir. UV lamba 254 nanometrede ışıma yapar. Lensten süzülüp toparlanan ışık flow cell dediğimiz akış hücresinden geçer ve buradaki geçirgenlik ölçülerek fototüplerden sinyal alınır ve zamana karşı absorbans grafiği çizilerek iki boyutlu kromatogram elde edilmiş olur. Bu dedektörlerin bazı dezavantajları var. Analiz edilebilecek türler sınırlıdır. Genellikle rutin ve sürekli çalışmalar için seçilir. Kalite kontrol laboratuvarlarında eğer çok yaygın bir ürün ve metot yelpazeniz yoksa sadece birkaç metot üzerine çalışıyorsanız bu tarz bir dedektörü tercih edebilirsiniz. Özellikle ARGE laboratuvarlarında bu tarz dedektörler tercih edilmez. Çünkü orada çok geniş dalga boyu aralığında çalışmak istenir. Rutin ve tek analiz yapan laboratuvarlarda ideal olarak seçilebilir. Maliyetleri oldukça düşüktür. Bu yüzden tercih edilirler. Değişken dalga boylu dedektörlere bakacak olursak, bu dedektörler 190 nanometre ile 900 nanometre arasında çeşitli dalga boylarında tarama yapabilir arkadaşlar. 190 ile 380 nanometreyi biz ultraviyole bölge olarak adlandırıyoruz. 380 ile 900 nanometre de görünebilir, görünür ışığın olduğu bölge olarak adlandırılıyor. Bu dedektörlerde aynı anda bir veya daha çok dalga boyuyla çalışılabiliyor. Bazı cihazlarda 8, bazılarında 10, bazılarında 16, bazılarında 4 dalga boyunda aynı anda çalışabiliyorsunuz. Bu yazılımın size vermiş olduğu imkana göre değişiklik gösterebilir. Bunlar çok yönlü dedektörlerdir ve daha geniş kullanım alanı sunarlar. Özellikle kalite kontrol analiz laboratuvarlarında bu dedektörleri sıklıkla kullanırız. Birkaç dalga boyunda aynı anda çalışma imkanı sunar. Çok çeşitli metotlarda, farklı dalga boylarında çalışma ihtiyacı olduğunda bu dedektörler en yaygın kullanılan dedektörlerdir. Kısaca bakalım ne şekilde çalışıyor dedektörün içerisinde sistem. Yine bir lambamız var. Bu lamba döteryum ve tungsten lambadan oluşuyor. Döteryum 190 ile 380 nanometrede ultraviyole bölgede ışıma yapıyor. Tungsten lambada 380 ile 900 nanometre arasında ışıma yapıyor. Ve bir tane ilk yarığımız var. Bu slitler artık bu absorbans dedektörlerinde sıklıkla kullanılan materyallerden biridir.
ışığı toparlamak ve belirli bir hizada hücrelere, hareketli hücrelere ve diğer dedektör hücrelerine göndermek için kullanılır. Bizim sistemimize bakacak olursak burada döteryum ve tungsten lamba ışıma yapar. Slit'teki o yarık aralığından geçerek hareketli kırmızı garısına ulaşır. Hareketli kırmızı garısı, örneğin biz 254 nanometrede çalışacaksak ışığın 254 nanometre dalga boyunu bir sonraki yarığa gönderir. Buradan yarıktan geçen 254 nanometre ışık daha sonra bizim flow cell dediğimiz akış hücresine ulaşır. Akış hücresi de şurada arkadaşlar. Akış hücresinde numuneden geçen ışık absorplanarak dedektöre ulaşır. Cihaz göndermiş olduğu ışık şiddetini biliyor. Absorplanan ışığı da ölçüyor ve geçen ışığı da ölçüyor ve aradaki farktan absorplanan ışık enerjisini buluyor ve buna karşı sinyali algılıyor ve absorbansa karşı zaman grafiğini bize çizerek veriyor. Aynı zamanda bir referans da oluşturuyor burada kırmızı garası. Yani iki tane eşit dalga boyu oluşturuyor. Biri numuneye giden örneğin 254 nanometre, diğeri ise referans fotodedektörüne giden 254 nanometre. Burada ışığın gerçek şiddeti numuneye girmeden ölçülüyor referans olarak. Daha sonra karşıya geçen ışık şiddeti ölçülerek aradaki fark hesaplanıyor ve absorbansa karşı zaman grafiği, absorbans şiddetine karşı zaman grafiği çiziliyor. Sistemlerde de genellikle y ekseninde yer alan kısım absorbans unit olarak ifade edilen absorbans değeri olarak da yer alıyor. Geçelim bir sonraki en yaygın kullanılan dedektör şeklimize. Bu da fotodiyot olarak adlandırılan veya kısaca PD olarak söyleyebileceğimiz dedektör şekli. Bu da absorbans dedektörlerinden bir tanesi. Fotodiyot dedektörleri bize aslında ultraviyole ve görünür bölgede tarama yeteneği kazandırıyor. Yani tarama dediğimizde neyi anlamamız gerekiyor? Bize spektrum verebiliyor. 3 boyutlu zaman absorbans ve dalga boyu grafiğini bize sunabiliyor. Özellikle metot geliştirme çalışmalarında fotodiyot dedektörler sıklıkla kullanılır. Bu nedenle önemli bir dedektördür ve kullanım alanı özellikle Ar-Ge laboratuvarlarında oldukça yaygındır. Spektrum alabiliyor. Bu nedenle daha maliyetli sistemler ve maliyeti olmasıyla beraber bize de geniş bir çalışma aralığı sunuyor. Biz bu sistemlerle pik saflıklarını tespit edebiliyoruz. Pik saflığını ilerleyen çalışmalarımızda, ilerleyen web seminerlerimizde detaylı olarak inceleyeceğiz. Kısaca burada bahsetmemiz gerekirse şöyle anlatabilirim. Bizim örneğin şu pikimiz olsun arkadaşlar. Zamana karşı absorbans grafiğinde pikimizi elde ettik. Şurada da bu pikin altında küçük başka bir pik geldiğini düşünelim. Bizim sistemimiz, kolonumuz bu iki piki ayıramamış. Ama biz küçük bir pik, büyük bir pikin altına girdiği zaman o küçük piki göremiyoruz. Sistem de bunu ayırt etme yeteneğine sahip değil. Çünkü çok küçük oranda bir pik var ve büyük, çok konsantre bir pikin altına girmiş. Eğer biz bunu normal az önce bahsetmiş olduğumuz dedektörlerde çalışmış olsak, örneğin 254 nanometreye setledik dedektörü ve bu kromatogramı aldık. Buradaki bu küçük pikin girişimini göremeyiz. Ama fotodiyot dedektörlerde, PD dedektörlerde biz pik saflığı tespitini yapmak istersek o zaman bunu görebiliriz. Dedektör bize buradaki tüm tarama dalga boylarında örneğin 1.2 rezolüsyonla 190 ile 800 nanometre arasında tüm dalga boylarının taramasını verip altında hangi pikin girişim yaptığını bize söyleyebilir. Bu yeteneğinden dolayı da özellikle metot geliştirme çalışmalarında önemlidir ve pik saflıklarını belirlemede ideal dedektörlerden biridir. Absorbans dedektörlerinde çalışırken. Bakalım genel olarak nasıl bir dizayna sahip. Tabii bu dizaynlar bazen farklı markalarda aşağı yukarı aynı olmasına rağmen bazı değişiklikler gösterir. Merceklerin yeri vesaire, silitlerin yeri, aldıkları konumlar, açılar değişebilir ama genel anlamıyla çalışma prensipleri
aşağı yukarı aynıdır. Yine bir tungsten lambamız var ve döteryum lambamız var. Bunlar akromatik mercekten geçiyor. Akromatik mercek bunları süzerek daha keskin hale getiriyor. Ve holmium filtrelerden geçerek daha keskin pikleri elde etmemiz sağlanıyor. Holmium bir kimyasal. Bu filtreler bizim daha keskin ve daha düzenli pikler elde etmemizi sağlıyor. Ve buradan geçen ışık flow cell'imizin içerisinden, yani akış hücremizin içerisinden geçerek ızgara dediğimiz kırınım ızgaralarına ulaşıyor. Kırınım ızgaraları ışığı, örneğin biz 190 ile 400 nanometre arasında çalışacaksak, 190 ile 400 nanometre arasındaki tüm dalga boylarını ayırarak, bakın görüyorsunuz burada renkler kırmızıdan maviye doğru değişen bir renk skalası gösterilmiş şu alanda. İşte burada bize kırınım ızgarası tüm dalga boylarında absorplanan ışığı veriyor. Az önceki slide'a bakarsanız dizilimde ufak bir farklılık var. Numune burada seçiliyor. Seçildikten sonra tek dalga boyu numunenin üzerinden geçiyor ve daha sonra dedektöre ulaşıyor. Bu slide, buna bakarsanız, fotodiyot sistemine bakarsanız, önce dalga boyu seçilmiyor. Tüm dalga boyları numunenin üzerinden geçiyor. Yani bizim numunemiz aslında, biz eğer 190 ile 400 nanometre arasındaki taramayı almak istiyorsak, tüm dalga boylarını, 190 nanometre ile 400 nanometre arasındaki tüm dalga boylarını numunenin üzerinden geçiriyor. Numunemiz bu dalga boylarında, tüm dalga boylarında absorbansını gerçekleştiriyor. Ve daha sonra kırınım ızgarasına ulaşarak dedektöre gidiyor. Böylelikle biz istediğimiz dalga boyunu ekstrakte ederek sistemden alıp kromatogram üretebiliyoruz. Şimdi bir sonraki slide'da da onu detaylı olarak göreceğiz. Bu sistemlerin tam olarak nasıl hesap yaptığını anlatmaya çalışıyorum burada da arkadaşlar. Aslında biz absorbans ölçüyor diyoruz. Bunlar absorbans dedektörleri ama aslında ölçtüğü şey genellikle geçirgenlik, transmitant dediği T olarak ifade edilen geçirgenlik değeridir. Geçirgenlik değeri de şuradan bakacak olursak bizim şu hücremiz, flow cell olarak adlandırdığımız kolondan eriyor olan maddelerin dedektöre girer girmez geçmiş olduğu akış hücresi, akış seli olarak da adlandırılıyor. Moleküllerimiz üstten girer ve aşağıdan çıkar. Daima bir ışık geçer. Kesintisiz bir ışık bizim hareketli fazımızın üzerinden geçer. Hareketli fazda eğer molekül varsa absorplanır, yoksa da absorplanmadan direkt olduğu gibi geçer. Geçen ışığa biz P0 ve uygulanan ışığa P0, geçen ışığa da P dediğimizde dedektöre ulaşan enerjiyi şu şekilde tarif ediyoruz. Geçirgenliği P bölü P0 olarak isimlendiriyoruz. Ve genellikle yüzde cinsinden ifade edilir. Yüzde cinsinden ifade edildiğinde de çarpı 100 diyoruz. Ve bunun eksi logaritması alınarak absorbans değeri üretiliyor. Absorbans değerini de şu aşağıda görüyorsunuz. Çeşitli matematiksel hesaplarla bu sistem düzenlenerek E eşittir B çarpı C formülde türetilmiş oluyor. Bu sisteme de biz Lambert Beer yasası diyoruz. Absorbans dedektörlerin çalışma prensibi tamamen bu yasaya dayanıyor. Az önce bahsettiğim P0 ışık solüsyondan geçmeden önceki ışıma şiddeti, P ışık solüsyondan geçtikten sonraki ışıma şiddeti, C bizim numunemizin konsantrasyonu gram bölü litre ya da miligram bölü mililitre olarak genelde biz çalışmalarımızda kullanıyoruz. Daha düşük seviyelerde inerek kullanılabilir. B akış hücresinin genişliği. M ise molar absorpsiyon katsayısı. Bu türetilmiş bir katsayı, genelde sabittir. Lambert bir yasasından faydalanarak absorbans değeri üretilir ve zamana karşı absorbans unit grafiğinde yerine konulur ve buradan da miktarlama çalışmaları yapılır. Gelelim floresans dedektörlere. Floresans dedektörler de aslında dedektörlerde biz absorbans değil, absorbans sonucu oluşan ışımayı ölçüyoruz. Belirli bir dalga boyunda ışığı absorpladıktan sonra moleküller temel hale dönerken ışık yayarlar. Buna da biz floresans ışıma deriz. Ve bu ışıma şiddeti ölçülür floresans dedektörlerde. Eğer bir molekülün fonksiyonel grubu ışıma yapıyorsa bunu biz floresans dedektörde çalışırız. Bu absorbans dedektörlerden çok çok duyarlı bir sistemdir floresans dedektörler. En ufak ışıma şiddetini bile ölçer. Bu sayede iz miktarda, yani minimum impurity olarak adlandırdığımız analizleri de çok kolaylıkla
yaparız ve tasarım olarak da fluorometre ile, yani spektrometre ile aşağı yukarı benzer sistemlerdir. Daha geniş bakacak olursak bu sistemlere, yine bir lambamız var. Işıma yapan lamba sayesinde çeşitli dalga boylarını üretebiliyoruz. Burada xenon lambalar kullanılıyor ışıma kaynağı olarak. İlk önce lamba yine bir yarıktan geçiyor, toparlanıyor. Kırını mızgarasına geliyor. Kırını mızgarasının görevi daha önce de bahsettiğimiz üzere istediğimiz dalga boyundaki ışığı seçip bizim numunemizin üzerine yansıtma görevi görüyor. İlk dalga boyumuz bizim uyarma ışıma enerjimiz oluyor. Aslında az önce bahsettiğimiz fotodiyot ya da değişken dalga boylu dedektörlerdeki absorbansta uygulanan ışıma enerjisiyle aynı şeyi ifade ediyor. Uyarma ışıma enerjisi verildikten sonra bu molekülümüzdeki molekülümüzü uyarıyor ve molekül bir üst enerji seviyesine geçen elektronlar temel hale geçerken ısı enerjisi değil absorbans enerjisi, ışıma enerjisi yayıyor ve bizim sistemimiz, dedektörümüz şurada molekülün yaymış olduğu ışık enerjisini ölçerek bize sonuç veriyor. Işıma enerjisine de emisyon, yani yayılma ışıması deniyor. Işıma buradan yine floresans kırını mızgaralarından fotodedektörlere gönderiliyor. Fotodedektörler ışıma enerjisinin şiddetini tespit ederek bize emisyon unit olarak adlandırdığımız yayılma ışıması birimini zamana karşı yayılma ışıması birimi olarak iki boyutlu kromatogram şeklinde sunabiliyor. Yani floresans dedektörlerde biz iki tane farklı dalga boyuyla çalışıyoruz. Biri uyarma ışıması için vereceğimiz dalga boyu, diğeri yayılma ışıması için vereceğimiz dalga boyu. Daha doğrusu yayılma ışıması için almamız gereken dalga boyu. Çünkü hepsinin, her ışımanın farklı dalga boyunda ideal şiddetleri vardır. Burada peki hesaplama neye göre yapılıyor? Yine floresans şiddetini biz şuradaki formülden bakacak olursak, uyarma ışıma şiddetini, yani eksisyon dediğimiz ilk başta şurada göstermiş olduğumuz ışıma şiddetini formülle yerine koyuyoruz. Kuantum verimi olarak hesaplanan bir sabiti yerine koyuyoruz. Molar absorpsiyon katsayısında bir sabit, akış hücresinin genişliği ve çözelti konsantrasyonunu yerine koyarak floresans şiddetini hesaplamış oluyoruz. Şu kısma bakarsanız bu kısımda zaten absorbansla neredeyse tamamen aynı formüle dayanıyor. Bu şekilde floresans ışıma şiddetini ölçerek zamana karşı emisyon unit grafiğini de çizmiş oluyoruz. Geçelim refraktif indeks dedektörlere. Refraktif indeks dedektörleri ışığın sapma açısını ölçer. Aslında bizim ortaokulda, lisede öğrenmiş olduğumuz bir teknik. Suya baktığınız zaman suda belirli bir oranda kırılma olur ve o kırılma açısı bize maddelerin yerini farklı gösterir. Aslında bu temele dayanarak biz moleküllerin sapma açısından miktarlama tayinlerini yapabiliyoruz. Burada yine bir flow cell olarak adlandırdığımız akış hücresi var. Yalnız burada akış hücresi görmüş olduğunuz şekilde çapraz olarak ikiye bölünmüş. İki tane dik üçgen oluşturulmuş. Bunun bir tanesi referans hücresi, diğerini ise numune hücresi olarak adlandırılmış. Refraktif indeks dedektörlerle şöyle bir ufak şey yapmak istiyorum arkadaşlar size. Çalışan var mı acaba, onu soracağım. Refraktif indeks dedektörlerle çalıştınız mı? Onu önce bir sormak istiyorum. Evet, çoğunluk çalışmamış. Evet, yani çoğunluk çalışmamış. Birkaç kişi var çalışan. HPLC sistemlerinde çalışması en zor dedektörlerden biridir refraktif indeks dedektörleri.
Şimdi refraktif indeksin sıcaklık ve basınçla değişimi oldukça fazladır. Darbeye, mobil fazdaki çözülmüş havaya karşı aşırı olarak duyarlıdırlar. Mobil fazdaki en ufak bileşim değişikliklerine karşı referans hücresi ve numune hücresinin konsantrasyonu, kırılma indisleri değiştiği için bu sistemler oldukça çalışması nazlı sistemlerdir. Dikkat etmek gerekir. Bu sistemler evrensel dedektörlerden biridir. Neredeyse tüm molekülleri bu sistemlerde çalışabiliriz. Çünkü her molekülün çözelti içerisine girdiğinde çözelti bir kırılma indisi farklılığına yol açar. Bu da her molekülün neredeyse tanımlama imkanı sunar bize. Çalışma prensibine bakacak olursak yine bir ışık kaynağımız var. Dedektörlerin hepsinde bir ışık kaynağıyla biz ölçüm yapıyoruz ve bir dedektör algılayıcımız var. Bunların şekilleri ve kimyasal yapıları değişmekle birlikte genel olarak bu şekilde konumlandırılıyor. Yine bir toparlayıcı silit yarıktan geçiyor. Bir tane mercekte iki tane farklı ışığa bölünüyor. Bunun bir tanesi referans hücresinden aynaya ulaşıyor. Diğeri ise numune hücresinden aynaya ulaşıyor. Daha sonra aynalardan çıkan ışıklar dedektöre gönderiliyor. Dedektör ise şuradaki işlemi yapıyor aslında. Ne yapıyor? Bu ikisi arasındaki sapma açısını ölçerek bize refraktif indeks şiddetine karşı zaman grafiğini çizerek sonuçları veriyor. UV dedektöre göre avantajları var. UV dedektörle karşılaştırmamızın sebebi burada. Refraktif indekste dedektörler laboratuvarlarda en çok kullanılan UV dedektörlere alternatif olarak aslında bazen seçilebiliyor. Tabii günümüzde kütle dedektörlerinin artmasıyla bunlar daha da ikinci plana düşmüş durumda ama halen önemini koruyorlar. UV dedektöre göre en büyük dezavantajı çok düşük hassasiyete sahiptirler. Ortam şartlarından oldukça fazla etkilenirler. Bunları şartlaması ve şartlanmış şekilde tutması oldukça zordur. Hareketli fazın bileşiminden çok fazla etkilenirler. Gradyan çalışmak mümkün değildir bu sistemlerde. Çünkü hareketli fazın bileşimiyle beraber sistemin şartlanmış olan kırılma indisi de değişir. En büyük avantajlarından biri ultraviyole visible bölgede absorbansı olmayan dedektörlere karşı alternatif olarak ölçüm tekniği sunarlar. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi refraktif indeks değişikliği tüm analitler için geçerlidir. Şekerler, alkoller, inorganik iyonlar gibi birçok kullanım alanları vardır. Yalnız UV absorbansı için kullanımı UV absorbansı olan çözücüler için de kullanılabilir. Bu özellikle size exclusion kromatografi dediğimiz boyut eleme kromatografisi analizlerinde tercih edilme sebeplerinden biridir. Çünkü UV dedektörlerde özellikle UV absorbansı olan kimyasallarla çalışmamız gereken bir durum varsa UV absorbans dedektörlerinde biz o mobil fazı o çözücüleri kullanamayız. Çünkü mobil faz hareketli fazda absorbans yapar ve bizim sonuçlarımızı oldukça fazla etkiler. Böyle durumda eğer biz absorbansı olan bir solvent kullanıyorsak refraktif indeks dedektörlerinde devam etmek daha mantıklıdır. Özellikle bu size exclusion kromatografi dediğimiz boyut eleme kromatografilerinde bu dedektörler bu özelliğinden dolayı tercih edilir. Geçelim dördüncü dedektörümüze. Elektrokimyasal dedektör dördüncü dedektörlerimizden. Elektrokimyasal dedektörlerindeki temel yaklaşım maddelerin indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları sonucu oluşan akımı ölçerler. Mobil fazda çözülen moleküllerin redoks özelliklerine göre de elektrokimyasal tespitin uygunluğu söz konusudur. Birçok farklı tipte ölçüm tekniği var. Amporometrik, polarografi, kalorimetrik ve iletkenlik ölçümleri elektrokimyasal dedektör ölçümlerine girer. Bu dedektörler yüksek hassasiyete sahiptir. Seçicilikleri oldukça yüksektir ve geniş doğrusal aralıklarda çalışma imkanı sunarlar. Ancak bunlarda çalışması yine çok zahmetlidir. Temizlikleri, bakımları, hareketli fazların azalması, numunelerin azalması, hazırlanması oldukça fazla hassasiyet gerektirir. Özellikle yarı mikro ve kapiler sistemlerde kullanım için uygundur bu dedektörler. Yine bu da ultraviyole absorbansı olmayan dedektörlerde kullanım için bir alternatif dedektör kimyasal dedektörler. Tabii moleküllerin indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları sonucu akım üretip üretmediklerine bakmak gerekiyor. Yani redoks tepkimesi veriyorlar mı? Onlara bakmak gerekiyor.
Şurada detaylı olarak bakacak olursak 3 tip elektrokimyasal elektrot var. Bunlardan bir tanesi yardımcı elektrot, tek başına dışarıda. Yine şurası bizim akış hücremiz. Akış hücremizin üzerinde bir çalışma elektrodumuz ve referans elektrodumuz var. Bu arada oluşan redoks tepkimeleri sonucu oluşan akımı ölçerek hareketli fazımızdaki maddelerimizi tespit etmeye sağlıyor. İş elektrodu yani çalışma elektrodu dediğimiz bizim oksitlenme veya yani indirgenme yükseltgenme reaksiyonlarının oluştuğu kısım. Yani şu kısımda bizim indirgenme yükseltgenme reaksiyonlarımız oluşuyor. Burada oluşturan akım daha sonra yardımcı elektroda gidiyor. Yardımcı elektrotta elektrik akımı oluşturularak ölçüm sağlanıyor. Altta da farklı geometrik şekillerde konumlandırılmış elektrotlar var. Bunlar yine cihaz üretici firmaların yaklaşımlarına göre şekillendirilebiliyor. Çalışma elektrodu yine flow cell'in yüzeyinde. Referans elektrodu ve yardımcı elektrot bu B maddesinde hareketli fazımız içinde yer alıyor. Diğer birinde de referans elektrodu çözelti içerisinde yer alıyor. Çalışma elektrodu ve bizim yardımcı elektrot olarak adlandırdığımız redox tepkimelerinde oluşan akımı ölçen elektrodumuz direkt çalışma elektrodunun karşısında yer alıyor bu dağılımda. Ölçüm prensibine bakacak olursak az önce bahsetmiş olduğumuz gibi indirgenme yarı tepkimeleri ve yükseltgenme yarı tepkimeleri sonucu oluşan redox tepkimelerindeki akımı ölçüyor. İndirgenme ve yükseltgenmeyi kısaca burada anlatabiliriz. Redox tepkimelerinde bir madde elektron kaybeder, diğeri kazanır. Bu şekilde redox çift yönlü bir tepkimeye sahiptir. Elektron kazanmaya indirgenme, elektron kaybetmeye de yükseltgenme deniyor bildiğiniz üzere. Birleşik prosedürse de redox tepkimesi deniyor. Net redox tepkimeleri olarak da adlandırılıyor. Diğer bir bakış açısıyla da anlatırsak elektron sağlayan madde indirgen madde, elektron alan maddeye de yükseltgen madde deniyor. Burada oluşan elektrik akımı ölçülerek de sistem bize akıma karşı zaman grafiğini yine vermiş oluyor. Şurada detaylı olarak bakacak olursak şurası bizim aslında flow cell'imiz. Flow cell'imizin içerisinde gerçekleşen olayları burada gösteriyoruz. Ne oluyor? Kolondan eloya olan bileşikler flow cell'imizin içerisinde yani şu kısma geçiyor. Burada çalışma elektrodumuz mevcut. Çalışma elektrodumuzun karşısında şurada yardımcı elektrodumuz var. Yardımcı elektrodun üzerinde şurada gördüğünüz gibi redox tepkimeleri gerçekleşiyor. Redox tepkimelerinin sonucunda oluşan elektrik akımı ölçülerek çalışma elektrodu ve yardımcı elektrot arasındaki akım farkından bize akıma karşı zaman grafiği çizilerek kromatogramlar sunuluyor. Geçelim 5. elektrot 5. dedektörümüz olan iletkenlik dedektörüne. Bu elektriksel iletkenlik dedektörü olarak da adlandırılıyor. Genellikle iyon değiştirici kromatografide kullanılır. Aslında diğer bir ifadeyle iletkenlik dedektörleri iyon kromatografide sıklıkla kullanılır. İyon kromatografi sistemleri bildiğiniz üzere HPLC sistemlerinden ayrı sistemlerdir. Bunu ilk eğitimlerimizde de bahsetmiştik. HPLC sistemleri için özelleşmiş bir dedektör değil. Daha çok iyon kromatografi dedektörleri iletkenlik dedektörleri iyon kromatografi sistemlerinde kullanılan dedektörler. Çünkü bunlar için ayrı bu tübingler, ayrı sarf malzemeleri, ayrı HPLC bileşenleri, pompa bileşenleri gerekiyor. Çünkü en ufak hareketli fazda ya da sistemde olan en ufak değişikliğe karşı çok hassaslar. Özellikle iyonlaşabilen ve iyon konsantrasyonunu değiştirebilecek olan kontaminasyonlar ya da farklı etkenlere karşı çok hassaslar. Bunun için özellikle üretilmiş iyon kromatografi sistemlerinde daha çok görüyoruz. Ama bazen HPLC sistemlerinde de iletkenlik dedektörlerini görmek mümkün oluyor. Az önce de bahsettiğim üzere çözeltideki iyonları tespit etmeye yönelik bir yöntemdir. Yine iyonların şiddetine karşı bir akım çıkartır ve bu akıma karşı yine zaman grafiği çizilerek bize sonuçlar sunulur. İnorganik iyonlar, organik asitler ve aminler dahil olmak üzere küçük organik maddeleri ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Negatif ve pozitif iyonları
ölçebilen farklı farklı sistemler vardır. Negatif iyonlara karşı ölçüm yapabilecek kromatografi kolonları ayrıdır. Pozitif iyonlara karşı ayrım yapabilecek kromatografi kolonları ayrıdır. Her iki kromatografi kolonundan ayrılan sistemler yine negatif iyonları ölçebilecek iletkenlik dedektörü ya da pozitif iyonları ölçebilecek iletkenlik dedektörü sistemleriyle analiz edilir. Flor, klor, nitrit, nitrat, brom, sülfit, fosfat gibi bileşikler negatif iyonlar. Pozitif iyonlarda sodyum, potasyum, amonyum, manyezyum, kalsiyum gibi pozitif yüklü iyonları genellikle bu sistemlerde ölçeriz. Çalışma prensibine bakalım. Tam olarak sistemin içerisinde ne oluyor? Yine bir hareketli fazımız var. Her zaman olduğu gibi bir tane de flow cell yani akış hücremiz var. Kolondan çıkan hareketli fazımız daima akış hücresine geliyor. Akış hücresine girip çıkıyor ve burada içerisinde bizim iki tane elektrodumuz var. Bu iki elektrot arasındaki akım farkı ölçülerek bizim sistemimizde çalıştığımız analizimizin miktarlama sonucu iletkenlik şiddetine karşı zaman grafiği olarak çiziliyor. Formüle bakacak olursak akım eşittir iletkenlik çarpı elektrik alan şiddeti formülünden bize akım değeri sunuluyor. Bu akım değeri de kromatogramda y ekseninde akım şiddeti olarak karşımıza çıkıyor. Kiral dedektörler çok yaygın kullanılan dedektörler değil ama optik izomeri olan bileşikleri ayırma da en yaygın kullanılan dedektörlerden biridir. Aslında kullanılan tek dedektörden biridir de diyebiliriz. R ve L optik izomerleri ayırabilirler. Ancak bu R ve L izomerleri UV sistemleriyle ayırmak çok mümkün değildir. Biz bunları kromatografik olarak ayırabiliriz. Kolonda R ve L izomerlerini ayırabiliriz ama hangisinin L hangisinin R olduğunu ayırmak oldukça güçtür. Onun için optik izomer ölçümü yapabilen optik rotasyon dedektörleri yani kiral dedektörler kullanılabilir. Bu sistemler genellikle hexaneptan gibi susuz sistemler olarak kullanılır. Bunlarda kullanılan kromatografik kolonları bu sistemler için özelleştirilmiştir. Bu sistemler için özelleşen kolonları da kullanmamız gerekir. Kullanırken bu kolonlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi durumda kolonlar oldukça hassas ve bozulabiliyor. Normal ters faz kromatografisine göre daha fazla hassas olmamız gerekiyor ve şartlandırırken daha dikkatli şartlandırma yapmamız gerekiyor. İkiye ayırıyoruz bunları ölçüm tekniklerine göre. Polarimetri veya optik döner dağılma dedektörleri. Bunlar refraktif endeksindeki farklılıklara dayanarak ölçüm yapıyor. Ya da dairesel dikromizm dediğimiz CD olarak da adlandırılan dedektörler. Bunlar kiral bir kromofor varlığından dolayı ışımaya sahip dairesel polarize ışık arasındaki farkı ölçüyor. Ve bu farkı absorbe ederek enantiyomerleri farklılaştırıyor. Aslında yaptığı işlem R ve L izomerlerini farklılaştırarak hangisinin ne hangisinin R olduğunu tespit edip bize doğru sonucu vermek. Şurada da detaylı olarak bakacak olursak hem UV sistemde hem de optik rotasyon yani kiral dedektörlerden alınmış bir kromatogram var. Yine bizim pompalar vasıtasıyla rasamik karışımımız kolona enjekte edilmiş ve pompalar vasıtasıyla hareketli fazımız kromatografik kolondan geçerek rasamik karışımımızı ayırmış. Artı ve eksi R ve L olarak adlandıracak olursak bunu öncelikle UV dedektörden eksi rasamik karışımdan eksi kısım çıkmış. Daha sonra artı kısım gelmiş ve daha kiral dedektörde eksi ve artı olarak tespit edilmiş. İlk çıkan örneğin L, diğeri de S olarak adlandırılabilir. Şurada molekül yapılarına bakıyorsunuz. Aslında ikisinin birebir aynısı. Biliyorsunuz optik rotasyonda bunlar enantiyomerler birbirinin ayna görüntüleri. Hani elimizin ayna görüntüsü olarak düşünebiliriz. Bunları UV sistemde ayırmak, farklılaştırmak oldukça zor. Onun için kiral bir sistemde bunlar eksi ve artı polaritelerde ayrılarak tespitleri sağlanıyor. Geçelim en son sistemlerimizden olan buharlaştırmalı ışık saçılım dedektörü. Evaporatif ışık saçılım dedektörü olarak da adlandırılıyor bu dedektörler. Kolonya elisyonunun nebulize edilmesi ve ısıtılması yoluyla uçucu elementi uzaklaştırılır.
Kalan uçucu olmayan maddelerde mikroskopik parçacıklarla belirli şiddetlerdeki ışık enerjisi uygulanarak tespitleri sağlanır. Üç aşamada gerçekleşiyor bu sistemde tespitler. Klon eliyotunun nebulizasyonu, yani gaz fazına geçirilmesi, elisyonun buharlaştırılması, yani hareketli fazın ve nümedeki diğer çözücülerin buharlaştırarak sadece etkenlerin bırakılması, uçucu olmayan bileşenler tarafından oluşturulan saçılan ışığın tespit edilmesi de üçüncü aşama olarak adlandırılıyor. Bu sistem bazı uçucu olmayan bileşikler dışında hemen hemen tüm bileşikleri çalışabiliyoruz. Ve refraktif indeks dedektörü gibi çok yönlü olarak kullanılabiliyor. Refraktif indekse göre en büyük avantajı gradyan çalışmalarda kullanılabiliyor. Az önce bahsettik. Refraktif indeksi gradyan çalışmalarda kullanmak pek mümkün değil. Çünkü kırılma indisinde çok büyük farklılıklara yol açıyor refraktif indeksteki o hareketli fazdaki değişim. Onun için gradyan çalışma yapacaksak buharlaştırmalı ışık saçılım dedektörünü kullanmak daha mantıklı. Bunun için refraktif indeks sistemine büyük bir alternatif sağlıyor. Yakından bakalım içeride tam olarak ne olay gerçekleşiyor. Yine kolondan ayrılan maddeler nebulizer'dan geçerek gaz fazına geçiriliyor. Yani küçük parçacıklar haline geçiriliyor. Burada yine bir nebulizer gazımız var. Buharlaştırıcı bir gazımız var. Bazen azot olabilir, hava olabilir. Burada kullanacağımız hassas yaklaşımımıza bağlıdır bu. Drenajımız var. Bu drenajımız içeride yoğunlaşan atıkları drenaje ediyor. Ve bir tane sürüklenme tüpümüz var. Sürüklenme tüpünün içerisinde gazla beraber gaz fazına geçen moleküllerimiz ayrışarak bizim dedektörümüze ulaşıyor. Dedektöre ulaşan moleküllerin üzerine bir belirli bir şiddette ışık kaynağından ışık gönderiliyor. Ve moleküllerden saçılan ışık alıcı birim tarafından algılanıyor. Buradaki ışığın şiddeti bize yine ışık şiddetine karşı zaman grafiği olarak veriliyor. Çalışma prensibi tamamen bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu bizim son sunumumuzdu. Bu akşamki sunumumuz bu kadar. Son bir dedektörümüz var anlatmadığımız. Kütle dedektörü. Kütle dedektörünü ayrı bir web seminerine bıraktık. Çünkü üzerinde fazlasıyla durmak istiyoruz. Başlı başına ayrı bir web semineri olan kütle dedektörünü de işlemeyi düşünüyoruz. İlerleyen günlerde yine sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden kütle dedektörüyle ilgili web seminerimizi duyuracağız. Orada takip ederek bize ulaşabilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Varsa sorularınızı burada cevaplayabilirim. Bundan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu hafta sonu bizim uygulamalı bir HPLC eğitimimiz olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa bize ulaşabilirler. Bunun da duyurusunu biz yine web seminerimizi yayınladığımız gibi sosyal medyamızdan yayınlayacağız. Eğitimimiz 5 kişiyle sınırlı. İstanbul Tekstil Kent'te Akredite Analiz Laboratuvarımızda Shimazu marka HPLC sistemiyle gerçekleştirilecek. Ücretli bir eğitim. 5 kişiyle sınırlı, 2 kişilik kontenjanımız doldu. 3 kişilik kontenjanımız var. Katılmak isteyen arkadaşları buraya bekleriz. Ücreti vesaire, katılma şartları da web seminerimizden sonra sitemizden duyurulacak.